Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya hayrel gafirin, ya hayren nasirin, ya hayren hakimin, ya hayrel fatihin, ya hayrel zakirin, ya hayrel varisin, ya hayral hamidin, ya hayral razikin, ya hayral fasilin, ya hayral muhsinin. Subhaneke ya la ilahe illa entel amanul aman. Khallisna minen nar. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu. Vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بالنور الإيمان والقرآن والإسلام إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين آمين. Mektubattan 15. mektubu okumaya devam ediyoruz. Deccal, Süfyan, Mehdi, İsa gibi kavramların nasıl anlaşılması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz halen. Deccal, Mehdi hem kanlı canlıdırlar hem şahsı manevidirler. Her devrin, her ihtiyacın mutlaka Risalete imanın bir uzantısı olarak canlı, kanlı Mehdi'si, Deccal'ı olur. Her insanın Mehdi'si aynı olmaz. Birisinin Mehdi'si diğerine Deccal görünür. İsa ve Mehdi imani hastalıkların tedavisinde takip edilecek metotlar olarak anlaşılması gerekir gibi hususlar üzerinde ciddi ciddi durduk. Geçen hafta da hadislerdeki Deccal'ın kolu şöyle olacak, gözü böyle olacak, bedeni şöyle azametli olacak gibi metaforik ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda çalışmaya başlamıştık. Bu tür dış görünüş ifade eden metaforik ifadelerin şahs-ı manevisinin tarifi olarak anlaşılması gerektiğinden bahsetmişti müellif. Yani bedeni şöyle azametli olacak demek, dinsizlik cereyanının, dinsizlik anlayışının, anlama biçiminin çok kuvvet bulacağını, her yeri kasıp kavuracağını, bedeni şöyle şöyle azametli olacak gibi ifadelerden bu tür anlamlar çıkarıyorum ben, bu minval üzere anlıyorum diye bizlerle paylaştı. Ardından şu cümleyi okuduk ve kala kaldık yani tabiri caizse. Amma Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir dedi. Bu cümle bizi durdurdu biraz. Deccal'ın cehennemi, Deccal'ın cenneti mefhumlarını anlamaya çalışmıştık. Deccal'ın cenneti insaniyetin cehennemi olurken, Deccal'ın cehennemi ise Deccal'ın cehennem olarak sunduğu, tasvir ettiği, teklif ettiği, her ne var ise işte orada da insaniyetin cennetini bulunacağı esasında konuyu bağlamıştık diye hatırlıyorum. Burada bir metafor olarak Deccal yaratılmışlık gerçeği doğrultusunda o insaniyeti bir eğitime tabi tutmaya yönelik gelen tüm tehditler, alternatifler olarak temsil ediliyor diyebiliriz. Çok 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 kısa bir özetle biz bu tehditlere nasıl evet diyoruz? Deccal'ın yalancı cenneti denilen hadise medeniyetin cazibedar lehviyatıdır ifadesinde. Nedir bu lehviyat? Nedir bu fanteziye? Ben bu tekliflere nasıl evet diyorum? Ben içki içmiyorum deyip bu tehlikeden kurtulduğumuzu iddia etmeyelim dedik ve konuyu biraz daha derinleştirmeye çalışmıştık. Şimdi ben kaldığımız yerden okumaya devam ediyorum. Ve konu hala aynı. Yani o yüzden biraz kısa, biraz orta uzunlukta bir girizgahla devam ediyorum.
Merkebi ise Şimendifer gibi, özür diliyorum. Aklıma gelmişken linki de paylaşayım. Şuradan okuyorum. Gönderdiğim linkin, çok özür diliyorum, bir sonraki sayfasında. Merkebi ise şimendifer gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur. Kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. O merkebin bir kulağı, yani diğer başı, cennet gibi tefriş edilmiş. Tabi olanları oraya oturtur. Deccal'ın yalancı cennetini bir binek ile tasvir ediyor. Yani ben insaniyetime yaraşmayan bu teklife nasıl evet diyorum, bu trene nasıl biniyorum der gibi bir merkep tarifi üzerinden bir benzetme ile geliyor. Şimendifer gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur, kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. O merkebin bir kulağı, yani diğer başı, cennet gibi tefriş edilmiş. Tabi olanları oraya oturtur. Dikkatimizi çekiyor ve soruyoruz. Deccal'a tabi olmak ne demek? Tabi olmamak ne demek? Ve çok gariptir ki Deccal'a tabi olanlarla tabi olmayanlar aynı trenin içindeler. Bu metaforu anlamaya çalışacağız. O yüzden küçük küçük vurgular yapıyorum. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehli sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Ehli sefahet olma ile ehli dünya olmayı eşitleyen bir ifade kullandı. Ne demek ehli sefahet olmak? Ne demek ehli dünya olmak? Bu kavramları konuşacağız. Ehli sefahet ve ehli dünya için yalancı bir cennet getirir. Cennet ama yalancı bir cennet. Alaaddin yorum yaptı ona. Tek dünyalı cennet arayışı yalancı oluyor dedi. Güzel bir başlangıç. Bu mesele üzerine düşünmemiz gerekiyor. Biçare ehli diyanet ve ehli İslam için, ehli diyanet, din ehli, bu dünyanın içerisinde vahyin teklifine evet diyen, vahyin teklifi benim vakamı bana gösteriyor, beni terbiye ediyor. Vahiy bu kainatın ve benim var edicimin bugün burada bana yaptığı canlı konuşmasıdır diyen kimseler ve bu teklife evet deyip teslim olan ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir. Esaret ve sefalet altına atar. Şimdi burada iki kademeli bir müzakere gerçekleştirmemiz gerekiyor diye hissediyorum. Yani birincisi, müellif kendi dönemi içinde konuşarak tren metaforunu Deccal'ın cennet ve cehennemi için bir araç olarak temsil ediyor. Bunu nasıl anlayacağız? Bu ne demektir? Yani arkadaş, tren güzel bir icattır yani. Bak, ben buradan teyzeme 5 saatte gidiyordum. Şimdi yarım saatte gidiyorum. Yani medeniyetin cehennemi, cenneti falan filan, böyle ne yapıyor? Bizi korkutmayın ya. Ne demek istiyorsunuz siz?
gibi sorular aklımıza gelebilir. Güzel sorular bunlar, yerinde sorular. Burada tren olarak isimlendirilmesi bu ne demektir? Bunu nasıl anlayacağız? Ve ikincisi belki de şimdi Deccal'ın merkebi ifadesini ben bugün burada bugüne nasıl uyarlayacağım? Bugün Deccal'ın cazibedar cennet ve cehennemi teklifi bizlere nasıl ulaşıyor? Abdülreşit diyor ki medeniyetin merkebi tabiri önemli. Evet, ben kesinlikle katılıyorum. Neden merkep? Açıklıyorsunuz, bir izah getiriyorsunuz. Yani Deccal'ın medeniyetini taşıyan ve bana dayatan her şey onun merkebidir. Yani taşıyıcısıdır. Deccal'ın medeniyeti ne demek? Bu kainatı vahiysiz bir şekilde, insaniyetime aykırı bir şekilde anlama biçimi, yaşama biçimi, duyma biçimi, zevk alma biçimi, tüm tanımlar, medeniyeti sadece fiziki, materyal gelişmelere indirgemeyelim. Onun arkasındaki düşünce, varlık yorumu, tüm bunlarla birlikte medeniyetin taşıyıcılığını yapmak onun merkebidir. Peki şimdi soruya yine devam ediyoruz. Medeniyeti taşımak ne demek? Medeniyeti bana taşımak ne demek? Abdülreşit bu konuda bir yorum daha yaptı. Dedi ki bana dayatan. Şöyle diyebiliriz yani bana kimsenin bir şey dayattığı yok. Ben evdeyim. İstediğimi de yapıyorum arkadaş. Kimsenin bana bir şey falan dayattığı yok. Böyle tren ehli sefahet ha sen bana şunu dersen anlarım. Arkadaş bak şunlar şunlar haram, günah. Bunlara girmemek lazım işte falan mı konuşuluyor burada? Ne demek yani medeniyetin cenneti cehennemi? Ben trene binerim, Kur'an okurum arkadaşım. Ne demek istiyoruz? Neyi konuşuyoruz? Şimdi o ilk soruya tekrar geri dönelim. Hem Abdülreşit hem Alaaddin güzel noktalara parmak bastılar. Bence oradan yürünebilir. Alaaddin Deccal medeniyetinin ilerlediği tüm kanallar. Medeniyetin ilerlediği kanal ne demek? Bu nasıl mümkün oluyor? Yani ne demek derken anlaşılıyor ne demek istediniz. Aktarmam, yani böyle bir yerlerde birileri var da trene binip Risale'yi ezberlerim ya, değil mi? Yani bir yerlerde birileri var da bize medeniyet mi gönderiyor? Şunlara şöyle bir Deccal'ın medeniyetini gönderelim ya falan. Bu mekanizma nasıl işliyor? Burada neyi konuşuyoruz? Ahmet Ali diyor ki insaniyetin yedirildiği, yakıldığı, yani insani ihtiyaçlarımızın, arzularımızın hayvani ihtiyaçlarımıza yedirildiği, hayvani ihtiyaçlarımızı gidermek için insani ihtiyaçlarımızı yakıt olarak kullanıldığı bir hayat yorumuna dayanan bir medeniyet. Yani bu medeniyetin deccallığı nerede? İçinde soluduğumuz, yaşadığımız atmosferin deccallığı nerede? Dediğimiz zaman ben buradan şunu anlıyorum diyor Ahmet Ali. İnsani ihtiyaçlarım hayvani ihtiyaçlarım diye kavramsal bir ayrıma kesinlikle girmeyen, bu benim ihtiyacımdır dediğinde tamamen hayvaniyeti kasteden, insani ihtiyaçlardan haberi bile yok, tamamen hayvani ihtiyaçları kasteden ve bu hayat işte bu hayvani ihtiyaçlarımızı gidermek için yaşanmalıdır diye gelen teklifi, hayat yorumunu, insan yorumunu, varlık yorumunu ben medeniyet olarak anlıyorum diyor Ahmet Ali. Bu güzel bir tanım bence. Yine şuradan devam edelim. Bunu neden tren metaforuyla anlatma ihtiyacı duyuyor? Ya tren demesin, Deccal'ın böyle teklifleri vardır her devrin. Bir deccalı vardır dedi ki o konulara tekrar tekrar girmeyelim şimdi. Böyle tren gibi somut gözle görülebilir,
herkesin gözünün önünde olan bir sembol ile işte sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer. Yani treni gavurlar icat etti diye mi Deccal'ın mühim bir merkebi bu? Bu ne demek? Ya bu tarz ifadelerle Seyyid bize ne demek istiyor diyorum. Yani yoksa şunu anlayıp geçebiliriz yani. Bu metin ne diyor arkadaş? Bu metin dünyevileşirsen, seküler hayatın tekliflerine evet dersen kaybedenlerden olursun. Bu senin insaniyetini tatmin etmez. Tamam, güzel bir özet. Bu özetle hemen geçebiliriz. Merkep, tren, ateş, cennet, cehennem. Bu kavramları niye kullanıyor? Gözle gördüğümüz, gözümüzün önündeki sembolleri neden kullanıyor? Ben bu konuda ikna olmak istiyorum ya. O açıdan size soruyorum yani. Nedir bunun esprisi? Arkadaş, vahyin teklifi sağ tarafta, vahiysiz medeniyetin teklifi sol tarafta. Vahiysiz medeniyetin teklifine evet dememek lazım. Bu insaniyeti tatmin etmez. Vahye evet demek lazım çünkü hakiki ihtiyacın bu. Değil de merkep, bir daha söylüyorum yani merkep, ateş, şimendifer, tren. Ne oluyor? Ahmet Ali yorumuna devam etti. Diyor ki tren metaforunun başındaki ateş ve sonundakilerin hayvani ihtiyaçlarımızı sembolize ediyor. Hayır, o merkep insaniyeti yakıt olarak kullanıyor. Sadece metafor olarak da bırakmadı ama. Yani dediğinizi anlıyorum. Mesela metafor olarak, evet tren metaforunda hani trenin ön şimendifer dediğimiz o bütün sabit sadece düz bir rayın üzerine tekerlekleriyle beraber oturan vagonlarını bir şimendifer yardımıyla çekiyoruz. Şimendifer de tabii o zamanın treninden bahsediyor. Bir elektrikli bir tren değil bu. İçine kömür atıyorsun. Kömürün yanmasıyla enerji elde ediliyor. O enerji tekerleklere aktarılıyor ve şimendifer çekici bir güç kuvveti görüyor. İçine kömürler atılıyor. Arkadakiler de rahat rahat seyahatini gerçekleştiriyorlar. Şimdi diyor ki bu metaforun içerisinde bu içinde yaşadığımız medeniyet kendisine tabi olmayanları ocağına, şimendiferin ocağına atıyor. Onları yakıp yıkıyor. Kendisine tabi olanları ise şimendiferin yani trenin vagonlarında onları oturtarak yalancı cennetin içerisine sokuyor. Peki soru şu, Ahmet Ali'nin yorumunda soru şu. İçinde bulunduğu medeniyet insaniyeti yakıt olarak nasıl kullanıyor? Ben bu ateşin içine nasıl atılıyorum? Bu diyor ki, Said Nursi çok enteresan bir adam. Diyor ki bana, arkadaş senin insaniyetini trenin şimendiferine atıp yakıyorlar. Tabi olmayanları yakıp yıkıyorlar, farkında mısın? Vallahi hocam kimsenin yanıp yıkıldığı falan yok. Yani inanıyorum diyen her yerde ezan sesleri, camiler falan bir sürü yer var. Yani kimsenin yakıldığı falan yok. Ne demek istiyorsun sen ya? Tamam yani Bediüzzaman konuştuğu için, Said Nursi konuştuğu için ya bu adam ciddi konuşan bir adam. Ben bu adamı ciddiye alacağım ama ciddiye alıp da anlamadan da geçemiyorum ki. Yani Said Nursi öyle diyorsa öyledir deyip de geçemiyorum ki. Yani ne demek insanları yakıp yıkıyorlar? İnananları yakıp yıkıyorlar. Vallahi inananlar yaşıyor arkadaşım. Kimsenin yakıp yıkıldığı falan diyor. Hiç öyle ben trenin içine, ateşine, ocağına atılan adam falan da görmedim. Biraz daha açalım bu konuları. Abdüreşit diyor ki, ehli sefahet ve dünya tabiri o medeniyetin ana eksenini oluşturuyor. Yani ölüm yokmuşçasına bu dünya sevk eden ve neticesi olmayan, anlamı sadece arzi olanla sınırlı olan her fiil, İş, tavır, eşya bu medeniyetin taşıyıcısıdır. Ben yaratığım ve fakat burası için yaratılmadım. Bu arz için yaratılmadım. Bu arz bir eğitim arenasıdır.
teklifinin zıttını taşıyan her türlü eğilim, anlayış, fiil, iş, tavır işte bu medeniyetin taşıyıcısıdır diyor Abdülreşit. Yani o merkep kavramına yoğunlaşırsak eğer bir merkebi var. Deccal'ın merkebi var. Bunlar hadislerden de ifadeler olmasa bile o metaforları kullanarak izah ediyor müellif. Bu merkepten ben bu taşıyıcılığı anlıyorum diyor. Fatma Hanım diyor ki Batı medeniyeti askerlerle, silahlarla girdikleri sömürü devletlerinden çıkarlarken yerlerine televizyon gibi iletişim araçlarını bırakarak çıktılar. Böylece zihinleri köleleştirdiler. Yani çok araçları var. Önemli bir tanesine değindiniz. Televizyon bu merkeplerden bir tanesi. Beyin yıkama noktasındaki kullandığı merkeplerden bir tanesi ama bir tanesi deyip geçemiyoruz da. Çok önemli bir tanesi. Alaaddin'in son yorumunu görünce şey dedim. İdi mi diyelim acaba? İdi mi? Bugün daha tehlikeli merkepler var mı? Birbirimizi uyaralım. Bu oda birbirimizi uyarma odası. Alaaddin bana diyor ki ya Yunus dikkatli ol. Bak medeniyetin teklifleri şu merkeplerle geliyor arkadaşım dikkatli ol. Ünal Türkal diyor ki medeniyetin imkanlarını en üst düzeyde kullandıklarına işarettir. Tren metaforundan o gün tren en üst teknoloji olmasa hasebiyle en üst düzeyde kullanma temsilini anlıyorum ben burada diyor. Peki bu insaniyeti yakma meselesi ne? Ali Mermer'in elini görüyorum. İnşallah o bu konulara da değinir diye umut ediyorum. Bu konuya da değinmemiz lazım. Abdülreşit diyor ki mesela her gün yemek yiyoruz. Peki niçin diye sorduğumuzda cevap karnımı doyurmak ve haz almak için ise o fiil sefih, anlamsız ve dünyevi olur. Peki şöyle soracağım o zaman Abdülreşit abinin bu yorumunu. Yani bunu bana merkeple falan mı taşıyorlar? Yani bu nasıl oluyor? Ben bu sokayı nerede yutuyorum, nasıl yutuyorum? Ali Mermer'e bırakayım mikrofonu. Selamun Aleyküm. İnsaniyetimizi kullanarak beşeriyetimizi taşıtıyor diye anlıyorum. Özet, bu tren metaforundan medeniyetin bir treni var. Önünde insaniyet yakılıyor. Arkasında beşeriyet rahat bir şekilde yaşatılıyor. Medeniyet bu şekildeki bir hayatı bize empoze ediyor. Ama insaniyetin kullanılması ne demek? Doğrudur. İnsan rahat etmek ister. İnsan zorluklara katlanmak istemez. İnsaniyette bu duygu var. Yani insaniyet duygularını alet ederek, enerji kaynağı yaparak sen rahat etmek istiyorsun değil mi diyor. Etmiyor musun, istemiyor musun diyor. Evet istiyorum. İşte ben sana rahatlık getirdim diyor. Getirdiği rahatlık senin o rahat olma insani duygunu istismar ediyor, kullanıyor. Arkasından sana rahatlığı dünyevi şartlarda beşer, insan, beşer dünyevi şartlarda maddi şartlarda teklif ediyor. Fakat insaniyetini alet ediyor ve onu öldürüyor, yakıyor. Bu çok güzel geldi bana. Medeniyetin merkebi var. Dediğiniz gibi hadislerde Deccal bir merkebe binecek, şöyle şöyle yapacak diye. Ben bunu anladım, onu paylaşmak istedim. Yani şu çok enteresan, bu vurgunun üzerinden ben biraz daha devam edelim istiyorum. Şu çok enteresan göründü bana. Yani insaniyetimize takılmış ve insaniyetimize takılmış duygular var. Rahat etme. Abdülreşit abinin örneğini tutuyorum. Acıkma. Güzeli isteme. Bitmesini isteme. Rahatlığı arzulama. Zorluklardan memnun olmama gibi insaniyetimize takılmış çeşitli duygular var. Vahyin eğitimi bu insaniyetimize takılmış bu duyguları yine insaniyeti tatmin için
hangi istikamette kullanacağımızın eğitimini verir iken, Deccal'ın merkebi, Deccal ateşe atar, Deccal şöyle azimdir, azametlidir meselesi diyorsunuz diye anladım yorumunuzdan. İnsaniyetime takılmış bu duygulardan istifade ederek, yani bu duyguların varlığını, bu duygu var, bu duyguyu kimse inkar edemez. Hepimiz insanız, hepimiz bu duyguların varlığının farkındayız, bilincindeyiz. Bu duyguların varlığından istifade ederek onu tamamen beşeriyetin, arziliğin, dünyeviliğin içerisinde istihdam ediyor dediniz. Yani yakılıyor ne demek peki? Nasıl yakıyor benim duygumu? Ben o duygumu veriliş maksadı üzerinde kullanmazsam işte o duygumu yakmış oluyorum. O duygumu çürütmüş oluyorum. Boş yere kullanmış oluyorum diye anlıyorum. Yani bu merkep meselesi çok çok güzel bir mesele diye ben, yani biraz daha deşebilir miyiz? Farklı sorularla etrafını açabilir miyiz diye bir yandan da düşünüyorum. Bir taşıyıcı ile geliyor bana. Alaaddin diyor ki, demek ki insaniyeti beşeriyete kurban eden her anlayış ve tavır deccali bir tavır oluyor. Deccali bir tavır oluyor. Yani insaniyetime aykırı bir tavır oluyor. Abdurreşit abi buyurun. Ben Ali abinin vurguladığı meselenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun açılması gerekiyor biraz. Yani insaniyetimi yakarak hayvaniyetimi sürdürmemi sağlıyor. Bu çok önemli. Mesela yemek içmek hayvani bir ihtiyaç aslında. Sürekli Allah bizi aç bırakarak, sürekli aç bırakarak bir şey söylüyor. Midem doyunca o verilen mesaj aslında anlaşılmıyor. Ve verilen mesaj şu: sen acizsin. Sen gerçekten acizsin ve sonsuz bir kudrete ihtiyacın var. Aczinin giderilmesine ihtiyacın var. Yemeği yemekle aczin bitmiyor. Sürekli yemek yeme ihtiyacı hissetmen, deminki örnek üzerinden gidiyorum, aslında insaniyetine bir şey söylüyor. Sen acizsin ve aslında insanı, o aciz, insanın en kıymetli, insanı insan yapan en önemli vasıf da bu, o acizi. Çünkü o acizi sayesinde yaratıcıya gidiyor. Yaratıcıyı tanıyor. Ebedi olan ve sonsuz olan ve gerçekten ruhun rahatlığını verecek olan anlama gidiyor. Fakat o ruhunu rahatlatacak anlam yerine midesini rahatlatmak suretiyle, insaniyetin ihtiyacı üzerinden midesini rahatlamak suretiyle o ruhunun ihtiyacını unutturuyor. Bu mesele çok önemli. Dolayısıyla insaniyetin ihtiyacı olan şey üzerinden onu yakarak hayvaniyetimizi tatmin ediyor ve böylece o, biz ne yapıyoruz? Kendi kendimizi tatmin etmiş oluyoruz. Yani hayvaniyetimizi sürdürmüş ve insaniyetimizi öldürmüş oluyoruz. Medeniyet, Deccal bunu sağlıyor. Deccal'ın yaptığı bu. Yani sen acizsin diyen yaratıcının mesajına karşı tamam aciziz, rahat istiyor, şey, karnını doymak istiyorsun, tatmin olmak istiyorsun. Yani açlığının giderilmesini istiyorsun. Al o zaman karnını şununla doyur, rahat et. Yok, karnını onunla doyurmam, benim karnımı bir şeyle doyurmam benim aczimi izale etmiyor. Benim aczimi izale edecek şey maddi olanda değil, ebedi ve baki olandadır. Beni ona yönetmesi lazım. Sürekli açlık verilmesinin hikmeti de o. Allah sürekli hatırlatıyor bana bunu. Niye hatırlatıyor? Sen acizsin, sen acizsin. Yani kadir olan, rahim olan bir Allah'a muhtaçsın. Onu bul demeye getirirken ben neyin peşine düşüyorum bu sefer? Onun yerine ikame edilen şeyin, işte şunu ye, şunu ye, şunu al, şunu tat, şunları da tat, şunları da tat diyerekten ne yapıyorum? O açlığımı gidermeye çalışıyorum. Aslında insaniyetimi unutmaya çalışıyorum. Burası önemli gibi geldi bana. Peki. Yani, peki. Çok özür diliyorum. Peki bu neden yalancı cennet? Tatmin etmiyor ki. Bitmiyor. Yani senin aczini izale etmiyor. Geçici olarak unutturuyor sadece. Ve bu unutturma tehlikeli bir şey. Aynı zamanda senin insaniyetine, insaniyet mertebesine çıkmana da engel oluyor aynı zamanda. Yani demek ki o zaman Deccal'ın
teklifinin, yani içinde bulunduğum, adına evet dediğim teklif, vahyin teklifine mi evet dedim, Deccal'ın teklifine mi evet dedim sorusunun turnusolu, içinde bulunduğum tırnak içindeki cennetin yalancı olup hakiki olduğu noktasındaki sorgulamayla ortaya çıkacak. Evet. Yani rahat mesela, rahat düşkünlüğü. Yani benim rahat içine düşmem aslında, hani diyor ya, insan için rahat, zahmette rahat, zarahatta zahmet vardır diyor. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Üstad tam burada bizim anladığımız medeniyetin bize sunduğunun tam tersini söylüyor. Rahat et diyor medeniyet. Hayır, fiziki manadaki rahatlık senin insaniyetin unutturduğu için etme diyor. Rahatsız olman, hatta diyor ki ya senin, ben sizin için dua etmek ihtiyacı bile hissetmiyorum hastalık noktasında. Değil mi? Gençler hasta olunca daha çok yaratıcıya yöneliyorlar. Asıl olan olduğu için diyor ki hasta olması daha iyidir diyor. Mesela tam tersini söylüyor bizim anladığımız mentalitenin. Niye? Asıl olan insanın gaflete düşmemesidir. Yani insani olan ihtiyaçlarını unutmamasıdır. Bunun öncelenmesi gerekiyor. Deccal ise bunu yok etmeye çalışıyor. Bu açıdan çok önemli gibi geliyor. Peki ben fıtratıma takılmış bu rahatlık teklifine evet dediğimde insaniyetimi ateşin içine nasıl atıyorum? Yani o benim ebedi rahatlık ihtiyacımı tatmin edecek bir şey değil. Yani konforlu bir koltuk oldu, uyudum, aklımı çalıştırmadım, aklımı iptal ettim. Yani anlatabiliyor muyum? İptal edince bu sefer benim ebedi olan ihtiyacım unutulmuş oluyor. Sanki tatmin edilmiş zannına kapılıyorum. Halbuki ben sonsuz bir hayat istiyorum ve sonsuz bir rahatlık istiyorum. Sonsuz rahatlık ancak elâ bi zikrillâhi tetmainnel kulûb esbîsince, onu bulmadan tatmin olamam mı? Bu tatmin olduğum zannını oluşturduğu için problemli. Şöyle bir dediğinizi farklı bir şekilde ifade etmeye ihtiyacı hissettim. Yani yalancı cennet demek beni tatmin etmeyen cennettir tırnak içerisinde. Fakat yani rahat problemi yanlış değil. Evet. Ama rahat edebiliyor musun insani olarak? Mesela işte şöyle diyeceğiz. Yani normalde benim insaniyetime ben bu halden tatmin olmadığım noktasında bana cevap verebilecek, analiz kabiliyeti sağlayan ruhum var, kalbim var, duygularım var. Fakat bundan tatmin miyim, değil miyim diye sorgulayabileceğim bu duygularımın hepsini ateşe atıyorum gibi anladım ben sizi. Yani ne demek istiyorum ateşe atıyorum? İptal ediyorum. Fonksiyonlarını icra edemez hale geliyorlar. Öyle bir halde oluyoruz ki birisi bizi uyarmadıkça uyanamıyoruz. Çok enteresan. Yorumlar var. Ciddi yorumlar var. Yoğunlaşıyorum. Ekrana yoğunlaşıyorum şu anda. En son Alaaddin'in yorumunu okuduk diye düşünüyorum. Ahmet Ali'nin yorumundan itibaren devam ediyorum. Yanlışsam, eğer bir şey, yorumları ıskalarsam, ihmal edersem lütfen belirtin. Ahmet Ali, insaniyetimin ebede uzanan, ebedi isteyen özelliklerini manipüle ederek, dünyaya yönelterek ebediyeti dünyada tatmin etmek istiyor. Genç, sağlıklı, uzun ömür yaşamak, her daim genç kalmak imajlarıyla bize hitap ediyor. Biz de bu tekliflere evet diyoruz. Yani ben bugün en önemli vurguyu şurada gördüm. Çok güzel bir vurguydu bu. İnsaniyetimi kullanarak yalancı cehennemine atıyor. Ebedi istemek, hiç bitmesin istemek, güzeli istemek, acıkmamayı istemek, tok olmayı istemek veya rahatlığı istemek, bunların istenmesinin benim insaniyetime takılmış olması değil problem. Ahmet Ali'nin yorumu da tekrar bunu hatırlattı bana. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor diye hissettim. Alaaddin diyor ki, Deccal'ın eliniz hemen şimdi kalktığı için bağlam gereği diye olduğunu anlıyorum. Buyurun Ali Mermer. Ebedi ihtiyacımızı karşılamak için şimendifer bu ihtiyacı alıyor, ebede gitme yolunu yakıyor. Diyor ki ben sana 40 yıl çalış, emeklilik vereceğim, sigorta garantisi vereceğim, hayat sigortası vereceğim diyor. Bunu söyleyivereyim dedim, güldüm sen onları anlatırken.
Ya 40 yılda gitti ya Ali Merme. 40 yılda demiyorlar artık. 65. Seni biz bir 9-10 yaşındayken bir okula bir alalım zorla. Zorla. Sonra senin insaniyetine hiçbir şey söylemeyecek olan bilgileri de sana zorla okutalım. 65 gibi, 70 gibi eğer yaşarsan, ölmezsen, hala elimizde kalırsan bir enkaz olarak sana hakikaten komik ama sana emeklilik vereceğiz diye bir de sigorta için de ayrıca paramızı da alıyorlar. Ya enteresan, çok 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 güzel sistem kurmuşlar. Vallahi çok güzel sistem Nerede kaldım Alaaddin? Alaaddin diyor ki Deccal'ın merkebi maddi veya teknolojik olurken Mehdi'nin merkebi ise manaya, insaniyete ait olacak. Varoluşun kaynağını sorgulamaya dair olacak. Yani Deccal'a karşı mücadele daha iyi trenler üretmek değil, varoluşu sorgulamaya dair sorular, manalar ile olacak diye düşündüm. Ben kimin teklifine evet diyorum? Şunu tekrar hatırlamamız gerekiyor diye hissettim. Deccal Mehdi meselesi niye var arkadaş diye konuşmuştuk ya. Şu an hem böyle aramızda yeni yeni bazı isimler görüyorum. Küçük bir tekrar olması hasebiyle. Deccal, Mehdi bunlar kimden bahsediyor acaba? Deccal kimmiş ya bir söyleseler de rahatlasak falan diye aklınıza sorular geliyorsa. Konu şu. Deccal ve Mehdi'nin hadisler içerisinde yer almasının ehemmiyeti şurada. Alarmda olman lazım. Dikkatli olman lazım. Uyanık olman lazım. Bu kainatın içerisinde imtihan her an vardır. İmtihan derken yani birileri bizi böyle imtihan çok negatif bir kavram olması olmasa bile kullanmaktan çekiniyorum bazen. Her an iki teklif vardır. Şeytanın teklifi, vicdanın teklifi. Ha bu Deccal'ın teklifi, Mehdi'nin teklifi olarak karşına çıkmasının esprisi uyanık ol. Uyanık ol, Deccal'ın merkebi var çünkü. Deccal bir yerde ve sen bir yerdesin, bana ulaşamaz diye zannetme, Deccal'ın merkepleri var. Deccal'ın mesajının, teklifinin sana ulaşacağı kanallar var. Her an Deccal karşımda olabilir. Bu teklif Deccal'ın teklifi olmasın ha. Alarmında olmam lazım. Bu meselenin birinci yönü. İkinci yönünü de hemen gözüme çarptı Ali Mermer konuşmanın içerisinde yorum yazdı. Mehdi'yi her an aramak lazım. Her an hangi teklif Mehdi'nin teklifi yani hidayete vesile olacak olan teklif nerede? Kurtuluşa vesile olacak olan teklif nerede diye alarmda olmak lazım. Bu mesele onun için çok önemli. Bu da dedi ki Alaaddin manaya, insaniyete. Ahmet Ali de ona önceki yorumunda insaniyetimin ihtiyaçları nedir diye sorabilmem lazım. Ama her şeyden önce insani ihtiyaç derken birader diye bir soru aklımıza gelebilir. Beşeri ihtiyaç ayrıdır, insani ihtiyaç ayrıdır. Bunun farkındalığına varmak lazım. Ünal Türkal diyor ki yakma tabiri, Deccal kendine tabi olanlara dünya refahı, güvenliği sağlıyor. Sağlıyor demeyelim de şöyle diyelim mi? Teklif ediyor. Teklif ediyor. Ehli imanı ise karın tokluğuna çalıştırıp köle haline getiriyor dünya hayatı itibariyle. Ehli imanı ise yani insani duygularımızı ise istihdam ediyor, onlardan istifade ediyor. Aslında sömürülüyoruz derken cebimizden paramızı alıyorlar, sömürülüyoruz falan arkadaş. Çok küçük, çok küçük düşünüyoruz demektir. Cebimden paramı alsın, insaniyetimi almasın. Ali Merve'ye delik attı buyurun. Hemen konuyla ilgiliydi. Bir harf inkılabı yapmak suretiyle o günün profesörleri okur yazar olmayanlar durumuna düşürüldü. Ve yalnızca Latin harflerini okuyup yazmayı bilenler eğitimci mi diyorlardı onlara? Şimdi hatırlayamadım. Eğitmen diyorlardı galiba. Eğitmen Öğretmen. olarak Öğretmen. öğretmen değil. Ha daha mı sonra dendi o? Okutman Evet, diyor Ahmet Ali. öğretmen sonra daha yüksek düzeydeki eğitim içindi.
eğitim yalnızca okuma yazma öğretmek üzere köylere gönderdikleri kişilere de bol bol maaş veriyorlardı. Bunların hepsi kasıtlı, bilinçli, şuurlu hareketler de bizde o bilinç var mı diye sorgulamak lazım diyorsunuz. Böyle olunca da biz çok böyle felaket tellallığı yapıyormuşuz gibi gözüküyor olabilir de bunların farkına varmadan da hakikate karşı, yani çünkü bize İslam'ı öyle bir anlatma biçiminin hakim olduğu bir zamanda yaşıyoruz ki iman tamam problem yok, İslam tamam problem yok deyip yola çıkmışız gibi bir halimiz var. Ama ben bu konuşmalarımızı, bu gündeme gelen meseleleri şöyle anlıyorum. Ceketi çıkartıp askıya asıp tekrar masanın başına oturmak gibi anlıyorum. Bir dakika arkadaş, ne oluyor? Anlamında. Yani o yüzden felaket tellallığı değil de nedir bizim vakamız, nasıl bir gerçeklik içinde yaşıyoruz noktasında durum tespiti olarak görmek lazım böyle çalışmaları. Ahmet Ali diyor ki dünyada gerçek ve fiziki olarak cenneti yaşamak mümkün mü? Sizin bu sorunuzu görünce Alaaddin'in eli havaya kalktı. Buyurun. Ben de demin siz konuşurken aklıma bir nokta geldi de onu gündeme getirmek istedim. Zaman zaman aklıma takılan bir mesele bu Deccal Mehdi bahsini konuşurken de mesela diyelim biz İslam dünyasında coğrafi olarak bulunan kişi olduğumuz hasebiyle Deccal'i başka dünyalarda, Batı dünyasında veya işte Uzak Doğu'da, Yakın Doğu'da vesaire görme yanlışına düşebiliriz. Şimdi bu müzakerede şunu anladım ben. Biz insaniyet, beşeriyet ayrımı yaptık burada. Mesela bugün içinde bulunduğum toplumda, Müslüman toplumda bulunuyoruz ama içinde bulunduğum toplumda baktığımda toplumun bana sunduğu bütün imkan veya bana gelişi olduğu gibi beşeriyet boyutuna geliyor. Ve tamamen insaniyet boyutunun yok sayıldığı, hiç işlenmediği, tamamen yok sayıldığı ve bütünüyle beşeriyet boyutuma hitap eden bir toplumsal zemin içerisinde bulunduğumu görüyorum ben. Bu çok ilginç geldi bana ve Deccal Mehdi bağlamında da düşündürücü diye düşündüm. Her an uyanık olmak gerekiyor diyorsunuz. Yani içinde böyle Deccal Mehdi meselelerini hem dediğiniz doğru, hem böyle ne dediniz siz ona, doğuda, batıda, şuralarda, buralarda, bir yerlerde arıyoruz. Yani hem bir coğrafya arayışına giriyoruz. Biz de hem de sürekli bir geçmişe yöneliyoruz. Arkadaş ben bugün şu an içinde yaşadığım asırda Mehdi'yi her an arıyor, Deccal'dan da her an siyanürden kaçıyor gibi kaçmam lazım. Bu anlamda hadislerdeki bu rehberlik risaletin zaman tanımayan rehberliği anlamına geliyor. Bu enfes bir şey. Ama Ahmet Ali'nin sorusu havada. Gerçek ve fiziki olarak cenneti yaşamak mümkün mü? Cennet dediğimiz hadise şimdi buna kısa olarak nasıl bir cevap yapabiliriz? Çünkü sorunun soruluşunda hani fiziki cennet tabirini nasıl söylesek ona? Çünkü gerçek cennet dediğimizde insaniyetin tatmin olmasıyla insaniyetin tatmin olmasını hedefliyor. İnsaniyet mana ile tatmin oluyor. Fakat insaniyet beşeriyeti de kapsıyor. Yani burada manaya yapılan vurgular, yani şundan korktuğum için sadece, yani bunlar cennet deyince sadece manayı söylüyor, cismen yaratılış olmayacak mı diye böyle çok klasik ama önemli bir tartışma var ya, oraya kapı aralamayalım şimdi diye söyledim. Eğer insaniyetimizi ölçü alırsak bu dünyada mümkün diyor Ali Mermer. Ben de bu özeti beğendim, ben de sizin gibi düşünüyorum deyip hemen sahiplendim. Yani insaniyetimizi ölçü alırsak bu dünyanın içerisinde cenneti yaşamak mümkün. Zaten ben cennet var, cehennem var iddiasına, Kur'an'ın bu iddiasına aksi takdirde nasıl evet diyeceğim? Bu mümkün değil.
Ama Ahmet Ali'nin bir sonraki yorumunda sanki bir cevabı var kendi sorusuna. Dünya cennet değil ancak cenneti bana verebilecek bir kaynağı insaniyetime gösteren, bana cenneti teklif eden yerdir. Çok güzel. Bu cümlenizin sonuna bir cümlede ben ekleyeyim izninizle. Aynı zamanda bu dünya cennetin varlığını tasdik edeceğim yerdir. Diyelim. Erkan, tren metaforunda lokomotifin önemli bir yeri var. Bütün vagonları oradaki enerji ve mekanizma çeker. Esbab dairesinde biz de böyle gözlemliyoruz. Yani o olmadan trenin anlamı olmaz. Burada medeniyetin lokomotifi, varlıkları mutlak manada bir var eden olmalı sonucuna götürmeye her türlü anlayış ve bu anlayışı besleyen yaklaşımlardır. Bu medeniyetin lokomotifi demek şu demektir diyor Erkan. Çok güzel şeyler oluyor diye görünüyor ise bize eğer, bu çok güzel şeyler oluyor dediğimiz eğilimlerin arkasında hangi motivasyon var? Lokomotif o gibi. Ha? Tahrik eden düşünce biçimi ne? Algılama biçimi nedir? İnsanı nasıl tanımlar bu yaşanılan hadisenin arkasındaki motivasyon diye sormak lazım diyorsunuz. Devam ediyorum okumaya. Bu yaklaşımlar güçlendikçe medeniyetin sunduğu seküler manalar, yani ayrıştıran, ayırmak, ayırıcı mana. Seküler deyince aklımıza hemen ayırmak. Ahiretle dünyayı ayıran, imanla ameli ayıran, cennetle cehennemi ayıran, dinle dünyayı ayıran, bütün ayırmacı mantık, mantalite seküler mantalite olarak karşımıza çıkıyor. Seküler manalar daha yoğun biçimde insana taşınıyor. Çünkü motivasyon başka. Kazana kömür attıkça ateşin güçlenmesine benzer biçimde yaşanılan anları yaratıcıyla irtibatlandırmadıkça insaniyeti yakan ateş de büyür ve daha çok yakar. Deccal'ın cenneti oldu mu size cehennem diyorsunuz. Ahmet Ali'nin yorumunu okudum. Alaaddin'den devam ediyorum. Alaaddin, yalancı cennet ancak insaniyetin yakılmasıyla inandırıcı oluyor. Bu da enteresan bir bakış açısı. Bakalım ne diyeceksiniz diye merak ettim. Çünkü insaniyet ancak ebediyet ile tatmin olurken Deccal insaniyeti yakarak, yani ebedi talepleri, insanı arzuları baskılayarak beşeri arzular zemininde bir yalancı cennet sunuyor. Yalancı cennet, yani bekayı sunmayan cennet. Ona pratik bir örnek olsun diye öyle hoşuma gitti benim. Ali Berber'in emeklilik teklifi veriyor. Halbuki insaniyet aktif olursa Deccal'ın yalancı cenneti inandırıcı olmaz. Demek ki Deccal'ın nefsimin karşısına insaniyetimin ebedi var olmak talebiyle çıkacağım. Yani ben bu tekliflere nasıl hayır diyeceğim? Dediğimizde onun cevabı ebedi var olma talebiyle çıkacağım diyor. Alaaddin, buyur. Siz okurken demin Ahmet Ali'nin sorusuna dair bu dünyada cennet mümkün mü tarzında sorudan hareketle yapılan müzakereden metinden bir nokta dünyama geldi. Mesela metinde şunu demiyor. Deccal bu dünya cenneti vaat ediyor demiyor. Bu dünyada yalancı cennet vaat ediyor diyor. Yalancı cennet. Yoksa insaniyet için cennet bu dünyada ve ahirette, yani her zaman için iki cennet vardır insaniyet zemininde. Yani yalancı diyor. Yoksa bu dünyada beşeri anlamda bir cennet veya bu dünyadaki tek bir cennet imkanından bahsetmiyor. Ona yalancı diyor. Yani cenneti ikiye ayırıyor müellif. Yalancı cennet, hakiki cennet. Bu dünyada hakiki cennet nedir dediğimiz, Alaaddin diyor ki insaniyetin bekayı bulduğu. Senin yorumundan bağlıyorum. Baki olanı bulduğumuz her an cennetteyiz demektir. Allah razı olsun, güzel bir vurguydu bence. Çok güzel. Evet, okudum onu. Ali Mermer'in Mehdi'yi her an aramak lazım. Okudum onu da. İnsaniyet sömürülüyor. Evet. İnsaniyetimiz sömürülüyor, kullanılıyor,
o duyguların varlığı bizde baki olanı bulmak için verilmiş iken istikameti dönüştürülüyor. Gezgin'in yorumunu okuyorum. Bence trenin bir özelliği de hükmedenin hükmedilene ulaşmak için kullanması. Hükmedilenin ise hükmedene asla ulaşamadığı bir araç olması. Bence çok güzel bir açıdan yaklaşmışsınız probleme, Allah razı olsun. Devam ediyorum. Yani kontrol tamamen sistemi kuranın elinde. Yani bu da trenin rayları mı oluyor Gezgin? Hani tren nereye gideceğine karar veremez ya. O açıdan da enteresan. Hani trenin nereye gideceğine treni yapanlar karar verir. O da enteresan. Kayma oldu. Sistemi kuranın elinde. Getirdiği hayat tarzı ise onaylayanlar için yalancı cennet, reddedenler için yalancı cehennem oluyor. Yani Deccal cehennemdesin diyor. Geçen hafta konuştuğumuz şu vurguyu hatırlamamız çok önemliydi. Bu içinde yaşadığım medeniyet bana hangi halleri cehennem olarak gösteriyor? Çok iyi bakmam lazım. Bana cehennem olarak işaret, acizlik kavramını gündeme getirdi mesela Abdülreşit abi az önce. Acizliği cehennem olarak tanımlayan bu medeniyete vahiy, aciz olman senin cennetindir teklifiyle geliyor. Ya bunlar enteresan meseleler. Yani aynı sistemi okumaya devam ediyorum. Yani aynı sistemi kullanarak bu hükmü yıkmamızın imkanı yok. Yani içeriden yıkma imkanı yok. Yani sistemin içinde yıkma imkanı yok. Sadece farkında olarak o yalancı cennete kanmamaya çalışmalıyız. Trene binmeme değil de diyorsunuz, öyle mi? Ya da demiyorsunuz o konuda, belki onu gündeme getirmediniz. Trene binmemek mümkün mü bu metafor içerisinde? Hadi öyle bir soru da ben soru sorayım. Anlayış biçiminin, anlayış olarak anlarsak treni, trene binmemek mümkün diye anlıyorum. Anlayış olarak anlarsak ama. O yalancı cennete kanmamayı. Alaaddin'in mikrofonu açıldı. Buyur Alaaddin. Şöyle diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Trendeki beşerlere insan olduğunu hatırlatmakla. Allah razı olsun. Bizim zaten hakikaten insanoğlunun hatırlamaya ihtiyacı var ya. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hatırlamaya ihtiyacımız var. Bu kainatın var edicisi de bize insan olduğumuzu hatırlatmak için dört farklı formda vahyini bize ulaştırıyor, değil mi? Kitap olarak, Resul olarak, kainat olarak, vicdan formunda çok farklı mekanizmalar var, çok farklı kanallar var, çok farklı merkepler var. Bugün bu tren nedir dediğimizde benim aklıma medya geliyor. Can damarından vurdun meseleyi Gezgin. Medyayı biraz daha beğendim ben şimdi. Kuşatıcı bir kavram oldu. Eskiden medya demiyorduk buna çünkü aklımıza bir tek şey geliyordu. Televizyon geliyordu. Hala da toplumun, yani dünya genelinin büyük bir çoğunluğu için televizyon dediğimizde mesele birçok konuyu izah ediyor. Ama bugün sanki alternatif bir kavram olarak söylüyorum. Medya daha kuşatıcı bir kavram galiba. Medya geliyor, vahiysiz medeniyetin hükmünü bize empoze eden ve fakat bizim o hakimlere ulaşamayacağımız ve onu yenmek için aynı aletleri kullanamayacağımız bir mecra. Çünkü zemini onlar tanımlıyor. Ha, sen esrarengiz cümleler söylüyorsun. Gel git. O aletleri kullanamıyorsun. Çünkü zemin onun zemini. Raylar onun rayı. O rayın dışına çıkamıyorsun. Bu aletlerin kontrolü hep güç sahiplerinin elinde. Yani farkındalığımızla baş başa kalıyoruz bence. Ali Mermer, eğer insaniyetimizi ölçü alırsak bu dünyada mümkün. Bu az önce cennet tartışması için söylenmiş bir cümleydi. O zaman konuşmuştuk. Alaaddin, insaniyet için iki cennet saadetinden bahsedilebilir ancak, yoksa insaniyet için tek cennetten gerek bu dünyada gerek ahirette tanım gereği bahsedilmez. Yani bizler ebedi cennete namzet ve ebedi cennetin varlığını bugün
tasdik eden dünyanın içerisindeki, arzın içerisindeki, kısıtlılığın içerisinde tecrübe edebilen varlıklarız. Bu dünyada cenneti bulmak demek Rabbini bulduğun her an. Abdurreşit diyor ki Deccal'ın medeniyeti cazibedardır. Bu okuduğumuz paragrafın metnin en başındaki ifadeydi. Alaaddin buyur. Cennet deyince her akşam ve sabah namazından sonra okuduğumuz ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim La yestevi eshabun nar ve eshabul cennet diye ifade ediyor. Yani cennet ashabından, cehennem ashabından bahsediyor. Demek ki yani bu dünyadaki olan durumdan bahsediyor. Bu dünyadaki cehennem ashabları, bu dünyadaki cennet ashablarından bahsediyor. Cennet ve cehennem ashabı bir olur mu diyorsun yani? Kur'an öyle diyor. Bir olur mu? Bir olur mu? Olmaz. Ama ateşte yananla cennette olan bir olur mu? Bu ayet bu bağlamda çok güzel bir yere oturdu Alaaddin. Ben şimdi onu Deccal'ın teklifine evet diyenle hayır diyen bir olur mu diye anladım ben şimdi o ayet. Allah razı olsun. Alaaddin'in yorumunu okuyordum Alaaddin konuşmadan önce. İnsaniyet için iki cennet saadetinden bahsedilebilir ancak yoksa insaniyet için tek cennetten gerek bu dünyada gerek ahirette tanım gereği bahsedilmez. Ha pardon bunu okumuştum tamam. Ha cazibedardır okuyorduk Abdurreşit'in yorumunda. Deccal'ın medeniyeti cazibedardır. Ürkütücü değil. Dışarıdan görünüşüyle bu da enteresan. Ürkütücü değil cazibedar. Ve fakat neticesi ürkütücü. İman medeniyeti ise tefekkür denen sarp yokuş aşmayı iktiza ediyor. Dışarıdan bir külfeti var gibi görünüyor. Diyelim mi ona? Bu bana haz verebilir mi diye sormayı ve bedelini ödemeyi iktiza eder. Yani tecrübe etmeyi gerektirir. Şimdilerde bu her an bilinçli olmayı zorunlu kılıyor. İnsanın hayvandan farkı bilinç yani tefekkür halinde olmak diye bu halinde olmayı ben ekledim. Her bilinç şuurunda olmak. Bu olmadan cennet gözükmüyor. Cenneti burada görmek Deccal'ın teklifi ardındaki cehennemi hissedip Mehdi'nin medeniyetine tefekkürle talip olmakla mümkün. Yani Deccal'ın karşısındaki teklife tefekkürle, fikrederek, aklederek, düşünerek, sorgulayarak talip olmakla mümkün. O yüzden asıl olan Deccal'ın cehennemini fark etmektir. Deccal'ın cehennemi Mehdi'nin cenneti oluyor. Siz buna şu örneği vermiştiniz. Zahmette rahmet vardır teklifiyle. Rahat et kardeşim teklifinin arasındaki fark. Çünkü zahmet bugünün medeniyetinde bir cehennem olarak algılanıyor. Acizlik bir cehennem olarak algılanıyor. Halbuki insan için cennet tam da orada. Ahmet Ali onun bilincinde olmakta yani. Ahmet Ali diyor ki dünya iman ile cennetin manalarını, cennetin mutlak kaynağını burada bana göstermesiyle, ileride bana verileceğinden emin olma duygusuyla bana şu anda fani hayatın içinde cennetin kesin olarak verileceğinden emin olarak cennet vari hali yaşatır. Evet, cennet vari güzel bir mesele. Yani yapmak istediğiniz vurgu anlaşılıyor. Cennet vari. Hakiki ebedi cennete bir ipucu. Ey bulut şimendifer. İki nokta. Yani metindeki şimendiferden şunu anlıyorum anlamına gelen bir girişle başlamışsınız. Deccal'ın yeryüzünde kurduğu sistem olarak anlıyorum. Yakıt gerekli. Bu yakıtta insanın fikir gücü, iş gücü ve benzeri pil gibi kullanılıyor. İşine geldiğine fiziksel olarak rahat bir ortam ve imkan sunuyor. Kendi sistemi içinde. Haz yollarını sunuyor. Zahiren mutlu gibi görünüyor.
Fakat ruhu yaratıcısına muhatap olmadığından azap içinde kalıyor. Zahiren cennette gibi görünse de içinde bir cehennem yanıyor. Ya Heybulut'un bu yorumu bana çok güzel bir açıyı daha anımsattı şimdi. Geçen derste konuşmuştuk bunu galiba, Lemaat dersimizde, ama meselenin galiba şu yönüne de vurgu yapmak gerekiyor. Şimendifer Deccal'ın ama yakıtları biziz. Eğer insaniyetimizi Deccal'ın şimendiferinde yakmama kararı alırsak, şimendifer gitmiyor, çalışmıyor, çark dönmüyor desem ne dersiniz? Benim dünyama böyle bir mana geldi. Yani sistemi kuran o da devam ettiren biziz. Lemaat dersinde şöyle bir örnek olmuştu. Ali Berber, Türkiye gibi bir ülkeyi 10 defa satın alacak şirketler var. Arkadaş, bu şirketler nasıl büyüdü? Ya işte bunlar işte şöyleler, sömürüyorlar insanları falan filan. E nasıl sömürüyorlar ya kardeş? Nasıl sömürüyorlar? Hani sanki benim hiçbir mesuliyetim yokmuş gibi. Sanki bu meselenin şimendifer örneği içerisinde Said Nursi'nin öyle bir espri de gizli gibi hissettim Heybulut'un yorumundan sonra. Alaaddin ben beğendim diyor. Ahmet Ali de ben de beğendim diyor. Bana da öyle bir şey gibi geliyor. Allah razı olsun. O insaniyeti yakması, malzemeyi, ham maddeyi biz veriyoruz ya. Alaaddin buyur. Bu bağlamda Allah razı olsun, çok güzel bir açılım oldu son konu. Hazreti Peygamber döneminde, Hazreti Peygamber ve sahabe dönemin Deccal sistemini nasıl yıktılar, nasıl yendiler? Sizin o güzel ifadenizle o Deccal sistemine insaniyetlerini kurban ettirmemekle diyebilir miyiz? Yani Gezgin'in yorumuyla birleştirelim şimdi. Deccal'ı nasıl yıkacaksın? Daha güçlü bir tren yaparak değil. Bu enteresan. Ara ara konuşuyoruz ya, İslam alemini kasıp kavuran bir eğilim var. Güçlü olan inançsızlık heyecanını, eğilimini, dünyada hakim olan inançsızlığı daha güçlü olarak yıkacağımızı düşünüyoruz. Yanılıyoruz. Yanılıyoruz. Yakıt olmaktan vazgeçsek yıkılacak inşallah. Yakıt olmaktan vazgeçmemiz lazım. Ben kendime bu dersi çıkarttım. Deccal'ın medeniyetine yakıt olma. Ama bu ne demek derseniz, Zülfiyare çok dokunacak. Hele bana çok dokunacak. O yüzden ben çok tefekkür etmek istemiyorum sesli şu anda. Herkes ne anlıyorsa. Alaaddin'in eli kalktı. Ali Mermer'in eli kalktı. Buyurun. Bu sıralamayla konuşturursun. Okay, peki. Hemen kısa keseceğim de. Biz eski kuşak şunu çok duyardık. Demokrat Parti iktidara geldi, cebimiz para gördü. Bu slogandı. Halkın, herkesin dilindeydi bu. Belki kimse burada hatırlamaz da, ya veya onu yaşamadılar. Şimdi ya köprü yapıyorlar. Ne yapalım? Tünel açıyorlar. Artık rahatladık ya. Bu trafikten bıkmıştık. Kötü mü yani deniyor. O kadar. Bu yalnız belli bir ülkede değil. Her yerde öyle. Bakın görün Suudi Arabistan'a ne olacak 10 yıl sonra. Bakın görün, her yer para, lüks apartmanlar, fabrikalar kurulacak. Fakat şimdiki din miydi de ayrı sonu, insaniyet ölecek. Yani bu treni böyle yakıyoruz diyorsunuz. Maalesef. Sevinmiyoruz. Bu treni böyle yakıyoruz. Alaaddin buyur. İşin garibi, Kur'an'da cehenneme dair bu yakıt meselesi çok ilginç geldi. Bana bir ayeti hatırlattı. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem diyor. Yani bir yerde bu dünyada nasıl insaniyet Deccal'in sistemine yakıt oluyorsa, bu aynı zamanda cehennemin yakıtı anlamına geliyor.
Allahu Ekber. Bu ayetle bağlaman çok hoş oldu ya. Yani bu ayeti enfüsi bağlamda da tartışmıştık bu odada çok kez ama toplumsal bağlamda Deccal'ın merkebine yakıt olma anlamında bu müthiş bir açılım oldu benim için. Toplumsal açıdan ayete nasıl yaklaşabiliriz anlamında. Allah razı olsun. Çok enteresan. Ünal Türkal'ın yorumunu yorumunu okuyordum. Trenden inmek mümkün olmadığına göre trene dijital pusula takıp tren neredeyse giderse gitsin kıbleyi şaşırmamak işe yarar. İşte şöyle, treni eğer fiziksel değil de düşünce bağlamında tanımlarsak eğer, anlayış, eğilim, dünya görüşü, varlık yorumu, galiba bu anlamda trenden inmek mümkün. Çünkü bu anlayışa evet dedikten sonra insaniyetini o trenin içerisinde yakıt yapıyorsun diye anladım ben. Sizin o dediğiniz pusulayı şöyle kullanalım. Ben hangi trene bineceğim arkadaş? Mehdi'nin trenine mi? Deccal'ın trenine mi? De diyebiliriz. Ne dersiniz diyorum Ünal Türkal. Güzel. Pusula mesela. Pusulasız olmayacak bu iş. Pusula ne peki? İnsaniyetimiz. İnsaniyetimize takılan özellikler. Ahmet Ralli'ni okuduk. Erkan, insaniyetini kullanabilene bir şey yapamaz Deccal. Evet. Çok enteresandı. Mesela hani İslam tarihinde çok konu oldu diye Bilal'le Vahşi'nin ihtida etmeden evvelki hikayelerini anlatırlar ya, yani Bilal ve Vahşi ikisi de köle, tırnak içinde köle. Vahşi ile Bilal'in diyaloglarında Bilal ona hep hürriyetin enfüsi bir kavram olduğunu, demirle alakalı olmadığını dersini veriyordu. Onu hatırlattı bu bana. Yani insaniyetini kullanabilene Deccal bir şey yapmıyor çünkü yakıt olarak onu kullanamıyor. Deccal o yüzden mi kızıyor Mehdi'nin talebesine? Ha? Yakıt edemiyor kendine. Ha? Öyle mi? Ahmet Ali, Firavun'un yönettiği toplumun üzerinde kurduğu otoriteyi toplumun oluşturduğu insanların verdiği söyleniyor. Öyle. Sekülerler bile fark etti bunun. Yani seküler bugün siyaset bilimciler diyorlar ki diktatörler toplum yaratmaz. Toplumlar diktatörlerini yaratır diye. Onlar yaratır falan diyor. Şimdiye takılmayın da. Ama buna da Resul bunun rehberliğini çoktan yaptı. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz diye. Bu işi çok az önce Ali Mermer'in verdiği örnek üzerine iyi düşünmemiz lazım. Ama köprü yapıyorlar. Ama tünel yapıyorlar. Daha devam etmeyeyim. Tahir diyor ki trenin makinistliğini Mehdi'nin talebesi ele geçiremez mi? İşte bir yöntem de buydu. Bilmiyorum bu metafor içerisinde ama buradan ya bu tren metaforu içerisinden İslam alemi içerisinde ki hizmet metotlarını bile analiz edebiliriz gibi hissettim ben sizin bu cümlenizden. Çünkü bir yöntem de bu. Yani bir şey bunu düşünmeyeceğiz mi? Şeyi ele geçirsek, makinistliği ele geçirsek galiba bütün mesele treni nasıl tanımladığımızda. Gezgin diyor ki ele geçirse bile gideceği yollar belli. Yani tren metaforunda şöyle bir problem var. Makinistliği ele geçiriyorsun ama raylar onun. Raylar onun. Enteresan. Ünal Türkal, Mehdi henüz treni icat edemedi. Valla acaba. Ben hala treni... Şu anlamda dediğiniz doğru. Yani Mehdi'nin teklifine evet diyen insanlar bir toplum kuramadılar. Dediğiniz doğru. Ama teklif var mı? Canlı mı? Var. Eğer zaten Deccal'ın olduğu yerde Mehdi yoksa o zaman sorumluluk da yok. Çünkü iki alternatifin olduğu yerde sorumluluk neşvünema bulur. İki o alternatif yok ise o zaman mesuliyet de yok.
Şu yorumu okuyup Alaaddin'e bırakıyorum. Mehdi'nin talebesi bu hedefe yönelmez. Öncelikle insaniyeti canlandırmaya çalışır. Evet, galiba. Yani hedefe niye yönelmiyor? Çünkü çözüm orada değil galiba. Enteresan, bu tren metaforu tırnak içerisinde hizmet anlayışı, yani nasıl bir tavır alınacağı noktasında da enteresan ipuçları veriyor gibi hissettim ben. Ne diyorsun Alaaddin? Şöyle bir şey düşündüm de acaba tutarlı mı? Sanki hepimiz aynı trendeyiz. Yani bir tane tren var, iki tane tren yok. Zaten metinde de buna açıyor sanki kapıyı. Yani tabi olmayanları cehennemin attığına göre demek ki tabi olmayanlar da aynı trenin içerisinde. Bir tane tren var. Öyleyse deminki Tahir'in ironik sorusuyla ve Erkan'ın ona yaptığı cevapla aynı bağlamda diyorum. Mesele makinisti ele geçirmek, makinist makamına geçmek değil. Münazarat derslerinde çok konuşuldu. Mesele trendeki beşerlerin insan olması oranıyla alakalı. O trendeki beşerler ne kadar insan olursa, çalışmalarla, eğitimle, tebliğle vesaire, o tren o kadar hak yolda yürür, yoksa batıl yolda yürür. Mehdi'yi mucizekar kılıçla ancak baş edebilir, beşeri güç yetmez bence diyor. Doğru, yani bu savaş insaniyet planında gerçekleşmeli. Abdurreşit'in yorumunu alalım. Ben bir hadisi hatırlatayım. İşte ateş ve şey metaforu var, cennet metaforu var. Cennet, siz diyor Deccal'ın ateşine atılın diyor. Bizi cennete götürecek Deccal'ın ateşine atılmak, yani insaniyetimizi onun cehenneminde yakmamak. Yani onun cennet diye sunduğu şeyle bitirmemek. Zaten o zaman tren bizi doğru yere götürecektir. Yani aynı trendeyiz. Mesele farkındalıkla Deccal'ın bizi nereye götürmek istediğini fark edip, cehennemini görüp, cennetinin içindeki cehennemi görüp, onun cehennem diye takdim ettiklerine razı olmak, ki o zaten bizi doğrudan doğruya cennete götürecektir. Yani yatay ilişkiden dikey ilişkiye taşıyacaktır. Ki işte sen şuna muhtaçsın, şuna muhtaçsın diyor ama acizsin demiyor. Yoksa aciz olursun, yoksa ezilirsin, yoksa bilmem ne olursun demek suretiyle rahat etmezsin, huzur bulmazsın demek suretiyle insaniyetimi harcamaya çalışıyor. O zaman ben onun bana teklif ettiğinin zıddını yaparsam, yani cehennemine atılırsam, yani ben aczimi fark edersem, fakrimi fark edersem, ebedi ihtiyaçlarımı fark edersem, o zaman zaten ne yapmış oluyorum? Onun esaretinden, hakimiyetinden kurtulmuş oluyorum. Asıl olan o. Ki şeydir mesela o üstad ihtiyaç meselesinde hacat-ı zaruriyeyi çoğaltmak suretiyle aslında baktığın zaman devamlı olan ihtiyaç, devamlı ihtiyaçları pompalıyor ve onun çözümünü de kendisi üretmeye çalışıyor. Ama insanın zaten ihtiyaçları sonsuz. İnsanın bunu fark etmesi lazım. Yani sayıyı çoğaltmakla ihtiyacını yok edemiyorsun. Oradan o sayının peşine düşmemek suretiyle, yani daha çok, daha çok, daha çok diye onu sureti ne yapıyorsun? Gerçek ihtiyacını görüyorsun. Ebedi ihtiyacını görüyorsun. O zaman bunun sunduğu şeyin sana çözüm olmadığını anlayınca bu sefer ne yapıyorsun? Ha, benim asıl ihtiyacım olan Rabbimmiş. Onun emrettiğini, onun istediğini yapacağım dediğin anda zaten tren senin enerjini kullanamıyor. Sen enerjini istediğin gibi kullanabiliyorsun. O zaman Rabbine gidiyorsun. Evet. Ali Mermer. Zaman çok geçti, çok kısa biliyorum. Çok kısa tutmaya çalışacağım ama çok dikkatli edilmesi gereken bir nokta. Hadislerin hepsinde siz söylediniz, Deccal ile Mehdi beraber bahsedilir. Mehdi'siz Deccal, Deccal'sız da Mehdi olmaz. Bu gerçek bize şunu söylüyor. Kur'an'ın en temel prensibi, La ilahe illallah. La ilaheyi tespit edemeyen, dünyada dünyanın kendisi insaniyetime cevap vermez. Yalnız insaniyetimin cevabının nerede olduğunu anlamam için bana yardımcı olur, vesile olur. La ilahe o demektir. Sen ilah değilsin, sen ilah değilsin.
bunlar benim ebedi insan ihtiyacımı karşılamazlar. Galaksiler sana bir şey yapamaz. Ebedi ihtiyacını karşılayamaz. Bunu anladığın zaman Mehdi'yi anlarsın. Onun için hadislerde her zaman Deccal çıkar, Mehdi gelir onu öldürür. Bu hadislerdeki mucizevi ifadelerdir bunlar. Deccal çıkar, Mehdi'yi Deccal öldürür. Yani La ilahe'yi anlarsın, Deccal'ı tespit ettiğin zaman illallah Mehdi'si gelir. Yani öyle Ünal'ın dediği gibi birisini bekle, 40 yıl değil, 40 asır beklesen gelmez Ünal. Allah razı olsun. Bana da şeyi hatırlattı bu sizin son yorumunuz. Yani Kalem suresindeydi diye hatırlıyorum. Yani bir de, iddia geldiği anda tutarız onu perçeminden diyor. Tutarız onu perçeminden, yerle bir ederiz. Yerin dibine gömeriz. Deccal'ın öldürülmesi onun fark edilmesiyle alakalı. Mehdi'lik denilen hadise onun Deccal'ın fark edilmesiyle alakalıdır. Ünal Türkal'ın yorumunu yorumladınız. Devam ediyorum. Himmet'ten devam ediyorum. Trenin son durağı kabristan ve trende zaman olabilir mi? Herkes o tren içinde. Tam anlayamadım sorunuzu. Yani ben anlayamadım. Trenin son durağı kabristan. Yani zaman olabilir mi? Zaman dediğimizde daima yaratılışın devamını anlıyoruz. Zaman diye ayrıca bir mefhum anlaşılmıyor. Yani benim zihnime çağrışım yapmıyor en azından. Bilmiyorum yani. Biraz sağdan soldan girebilir. Ben yaklaşamadım. Alaaddin, trende insaniyet arttıkça tren makas değiştiriyor gibi sanki diyor. Yani insaniyeti arttırmaktır mesele anlamında ifadenizi özetlemişsiniz. Erkan, idrak edebildiğimiz, tahkik edebildiğimiz her iman hakikati bize Mehdi'dir. Mehdi'liği burada aramak lazım. O idrak edebilmek nasıl olacak? Deccal'ın mahiyetinin anlaşıldığı, Deccal'ın cehenneminin anlaşıldığı yerde Mehdi'nin cennetini bulacağız dedi ya Abdurraşit. Bu önemli bir mesele. Alaaddin, Deccal medeniyeti La ilahe medeniyeti ile aşılar. La ilahenin farkında olduğum yerde dergah-ı ilahide olurum. Allah razı olsun. Vaktimizi çok aştık ama çok önemli bir meseleydi. Allah'a emanet olunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke ente'l alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.